Ardından sempozyumumuzu teşrif eden değerli misafirlerimiz, çok kıymetli konuklarımız, hanımefendiler, beyefendiler, Zeytinburnu Belediye'mizin ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitemizin birlikte düzenlemiş olduğu Edebiyat ve Milli Mücadele Sempozyumumuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Değerli misafirlerimiz, Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ediyoruz. 30 Ekim 1918'den 29 Ekim 1923'e geçen 5 yıl tarihimizin başka hiçbir dönemiyle karşılaştırılamaz şüphesiz. Bu dönemi ve hadiseyi hatırlamak, anlamak, anlatmak için ne yapılsa azdır. Ne mutlu ki devletimiz, resmi kurumlarımız, üniversitelerimiz, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüyle ilgili çok güzel çalışmalar yürütüyorlar. Edebiyat ve Milli Mücadele Sempozyumumuz da bu çalışmaların güzel bir örneği. Değerli misafirlerimiz, sempozyumumuzun açılış konuşmalarını yapmak üzere ilk olarak ev sahibimiz olarak sizi sempozyumumuzun onursal başkanı, Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arasoy'u değerli alkışlarınıza davet ediyorum. Kıymetli hocalarımız, hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Edebiyat ve Milli Mücadele Sempozyumumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Önce bir hususu tahsis edeyim, lütfedip onursal başkan demişler, biz nezaketleri için teşekkür ediyoruz. Edebiyat hiç şüphesiz toplumdan, toplumun hayatından bağımsız değildir. Bu bakımdan edebiyatımızın, milletimizin yazdığı belki de en büyük destan olan milli mücadeleyi konu edinmemesi, ondan beslenmemesi, ona bigane kalması beklenemezdi. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan bu büyük destan birçok şiirde, romanda, öyküde farklı yönleriyle farklı karakterlerin, olayların, hikayelerin nazarlarından tekrar ve tekrar kaleme alınıyor. Bugün artık milli mücadelenin edebiyatımızın ana temalarından biri olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Ancak edebiyatımızın ve edebiyatçılarımızın milli mücadeleye ilgisini yalnızca yazmaya elverişli bir tema bağlamında değerlendirmek, bu büyük zaferin kazanılmasında onların rolünü ıskalamış oluruz. Evet, bugün biliyoruz ki Mehmet Akif'ten Halide Edip'e, Memduh Şevket'ten Yakup Kadri'ye birçok edebiyatçımız İstiklal Harbimiz esnasında gerektiğinde canlarını ortaya koyarak cephede veya cephe gelişinde fedakarca mücadele ettiler. Bu vesileyle onları ve vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan bütün kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum. Zeytinburnu Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz şu günlerde, Cumhuriyetimizin kuruluş destanı olan, milli mücadeleyi konu olan böyle bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bugün üzerinde bir şekilde, hür şekilde yaşadığımız bir vatana sahip olmanın minnettarlığını bir sempozyum vesilesiyle bir nebze olsun gösterebildiğimizi umuyor. Hürriyetin ehemmiyetini, böylesi bir cennet vatana sahip olmanın kıymetini bir kez daha hatırlatıyoruz. İnanıyorum ki Cumhuriyetimizi kuran ve bir asırdır ayakta tutan milli mücadele ruhu edebiyatçılarımızın eserleri sayesinde daha nice yıllar diriliğini koruyacak ve Cumhuriyetimizin yaşamasında asli unsur olma hüviyetini hiç yitirmeyecektir. Dilerim bu ruh daha nice edebiyatçılarımıza ilham, nice esere konu olur. Sözlerime son verirken, başta bu sempozyumu hazırlayan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü'ne kıymetli hocamız Profesör Doktor Fatih Andı olmak üzere bütün konuşmacılarımıza, katılımcılarımıza, dinleyicilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle milli mücadelemizin bütün kahramanlarına,
ve bugüne kadar canlarını ortaya koyarak bizlere bu güzel vatanı emanet eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Her birini minnetle, hürmetle yad ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Saki yaptığınız için ayrıca. Değerli misafirlerimiz, sempozyumumuz milletimizin kaderini tayin eden ve milletler arasında temayüz etmesini sağlayan milli mücadelenin hakikatini daha doğru anlama, daha iyi anlatma çabasının bir ürünü. Sempozyumumuzun bildirileri ayrıca Zeytinburnu Belediye'miz Kültür Yayınları tarafından yayınlanarak geniş bir okur kitlesine ulaştırılacaktır. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olalım. Bu kitap değerli konuklarımız çok sayıda akademisyen ve araştırmacının katılımı ve katkısıyla başta tarih ve edebiyat olmak üzere farklı disiplinler perspektifinden meseleyi ele alacak referans bir eser olacak. Sempozyumumuzun diğer onursal başkanı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Fatih Andı'yı değerli alkışlarınızla konuşmalar için Bursa'ya davet etmek istiyorum. Sayın Rektörüm, buyurun efendim. Evet, saygıdeğer başkanım, çok değerli katılımcılar, kıymetli dinleyenler, misafirler. Ben de konuşmamın başında hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ben tarih ve edebiyat ilişkisi bağlamında birkaç cümle söyleyerek konuşmamı yapmak istiyorum. Hepimiz biliyoruz, tarih en genel ve kolay tanımı ile geçmişin bilgisidir derler. Ancak bu bilgi salt geçmişte olmuş bitmişin bilgisidir diye anlaşılmamalıdır. Malum toplumların hayatında büyük olaylar geçmişte olur ama geçmişte bitmez. Bugüne, bugünden geleceğe uzanır gider. İşte o zaman da Yahya Kemal'in sesi nabzum olmuş hengameler dediği bu büyük olayların geçmişteki bilgisini elindeki belgelerle kayıt altına almaya, açıklamaya veya kısmen yorumlamaya çalışan tarih yazıcılığı bu belgelerin sustuğu yerde çoğu kez tık nefes olur. Tarihçiler kusuruma bakmasın. İşte tam da bu noktada bu boşluğu doldurmak yahut hararetlenen ilgiyi yorumlamak ve geleceğe taşımak işleviyle devreye giren disiplinlerin başında sanat gelir. Özellikle de edebiyat. İster Hegelvari bir yaklaşımla bugünden geçmişe doğru uzanan anlar toplamı olarak görün, isterseniz geçmişten bugüne gelen anılar toplamı olarak görün, tarih sanatın ve edebiyatın önemli damarlarından, velut mecralarından birisini teşkil etmektedir. Tarih tespit eder, kaydeder, tasvir eder. Edebiyat ise bunların arasını yorumlar, açılımlarla, bazen de insani kıpırtılar ve kırıntılarla işler, örer, doldurur. Bu yüzden tarih ve edebiyat birbirlerine bigane kalamazlar. Hele ki az önce söylediğimiz üzere büyük toplumsal olaylar karşısında. İşte buradan bu sempozyumun konusunu teşkil eden milli mücadele ve edebiyat başlığına geçebiliriz. Şüphesiz ki milli mücadele milletimizin dünden bugüne bir asırlık tarihini yapmış, etkilemiş, inşa etmiş bir büyük olaydır. Bugün biz dediğimiz bir büyük yapımız, mevcudiyetimiz varsa bunun inşa sürecinin içerisinde milli mücadelenin yeri ve etkisi elbette tartışılamaz. Öyleyse bu büyük tarihi vakanın dündeki tezahürleri kadar bugüne dek uzanan etkileri ve görünümleri de her yönüyle ilgi alanımızda olmalıdır. Tespit etmek, bilmek, tartışmak, konuşmak
yeni yorumlar ve yaklaşımlarla açmak, velhasıl meselenin hakikatini diri tutmak mecburiyetindeyiz bugün. Bu hakikatini kavrama, bugün için anlamını diri tutma çabaları için işte edebiyat da bize çok önemli fırsatlar, imkanlar ve açılımlar sunmaktadır. Bunun gayreti içinde olmamız gerekiyor. Ben Milli Mücadele ve Edebiyat Sempozyumunu bu gayretin ve iş sürücülüğün ciddi ve güzel bir tezahürü olarak görüyorum bugün burada. Zira bir tarihi olayın oluş bitiş şartları kadar onun dönemlerinin birer aydını, düşünen kafası olarak edebiyat ve sanat erbabı tarafından kavranışı ve yorumlanışı da o tarihi olayın bütünlüğüne dahildir. Bu sempozyum bu yüzden 100. yılında milli mücadelenin daha iyi anlaşılmasına ve ruhunun diri tutulmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu aynı zamanda bu büyük mücadeleyi gerçekleştiren ecdadın ruhunu da şad etmenin, onlara olan minnet borcunu ödemenin de bir nişanesi olarak düşünülmelidir. Ben bu sempozyumun, Edebiyat ve Milli Mücadele Sempozyumunun gerçekleşmesinde gerek katkıları, gerek ev sahipliği dolayısıyla Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy Beyefendi'ye, onun şahsında belediyenin bu sempozyuma emeği geçmiş bütün çalışanlarına, kültür müdürlüğüne, bütün çalışanlarına samimi teşekkürlerimizi sunuyorum. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak bizim Zeytinburnu Belediye'mizle yaptığımız ilk bilimsel faaliyet değil bu. Mehmet Akif'le başlayan, ki o da kitaplaştı aynı zamanda, belediye yayınları arasından çıktı. Mehmet Akif sempozyumuyla başlayan bir etkinlikler silsilesiyle bugüne geldik. Bu kurumsal etkinlikler silsilesiydi ama bir de üniversitemin akademisyenlerinin bu kültür merkezinde veya benzeri kurumlarda, kuruluşlarda, mekanlarda gerçekleştirdiği ferdi faaliyetleri de oldu. Temennim burada bu tür faaliyetlerin daha nice yıllar karşılıklı sahipleniş, anlayış ve yardımlaşma ruhuyla devam etmesidir. Tekrar teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Aynı zamanda elbette bu sempozyumun mutfağında, arkasında Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin çok değerli akademisyenleri, onlara yardım eden bir ekip var. Ben burada özellikle üç ismi bilhassa anmak istiyorum. Doktor öğretim üyesi Zeynep Kevser Şaraf Şerefoğlu Danış, Doçent Doktor Mustafa Göleç ve Doçent Doktor İlhami Danış arkadaşlarıma bu sempozyumun kotarılmasında gösterdikleri çaba dolayısıyla hasreten üniversitem adına çok teşekkür ediyorum. Ama bunları pişirirsiniz, kotarırsınız da bu pişirmede, kotarmada eğer katılımcılar, burada değerli bilgilerini bizlerle paylaşan akademisyenler, araştırmacılar, inceleme erbabı yoksa eğer çok bir anlam ifade etmez. Dolayısıyla bu sempozyumun asıl gövdesini, omurgasını onlar yapmaktadır. O yüzden gerek İstanbul içinden gerekse İstanbul dışından bu sempozyuma katkı veren, burada çok değerli bilgilerini bizimle paylaşacak olan değerli katılımcılara ve siz misafirlere, değerli misafirlere, dinleyicilere samimi teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum. Sonunda bir kere daha tekrar edeyim ki, gerek milli mücadeleyi yapan o büyük gayretlerle, milli mücadeleyi neticelendiren, başarıyla neticelendiren ecdada, o büyük kadroya, gerekse o günden bugüne kadar bu vatanın bizim olması için gayret eden, emek gösteren, hatta bu yolda canlarını vermiş olan geçmişlerimize ve bilhassa şehitlerimize ben burada minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Tekrar konuşmamın sonunda hepinizi sevgiyle selamlıyorum, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.
başta bir açılış tebliği hürriyetindeki bu güzel konuşma için değerli rektörümüz yerini alırken kıymetli konuklarımız, modern Türkiye'nin doğuşunda en önemli ve en müessir hadise olan milli mücadelemizin edebiyata yansımalarının değerlendirileceği sempozyumumuzda 15 üniversitemizden 33 akademisyenimizin katıldığını belirtelim. Ve değerli konuklarımız, iki gün sürecek bu 7 oturumluk sempozyumumuzun açılış oturumu için kıymetli hocalarımızı davet edeceğim. Bugün 3 oturum, yarın 4 oturum şeklinde gerçekleştireceğiz. Efendim, ilk oturumumuzun teması Milli Mücadele Edebiyatı'nın kapsam ve imkanları. Değerli hocalarımız, Boğaziçi Üniversitesi'nden Doçent Doktor Sayın Erol Köroğlu. Değerli hocam, buyurunuz lütfen. Değerli hocamız, milli mücadele ve edebiyat ilişkisi neden ve nasıl bir tematik tür tarihi olarak okunmalıdır başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Hemen ardından İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Halil Berktay hocamız. Değerli hocam, buyurunuz lütfen. Nazım Hikmet ve Pablo Neruda, iki komünist şairin 20. yüzyıl destanlarında Marksist anti-emperyalizm ve milli mücadele başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Ve hemen ardından araştırmacı yazar Sayın Sabri Kost, yani hocam buyurunuz lütfen. Aşıkların ve sokak destancılarının dilinde milli mücadele başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Ve ardından Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Hülya Eraydın Argunşah hocamız, değerli hocam buyurunuz lütfen. Kadın yazarların romanlarında milli mücadele başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. İlk oturumumuzun, açılış oturumumuzun başkanı İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Ali Şükrü Çoruk hocamız, değerli hocam buyurunuz lütfen. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.